Launch operations manager, the launch team wishes you good luck and Godspeed. Thank you very much. It will be a good one. 21 Temmuz 1969 yılında insanlığın belki de en büyük başarısı olarak adlandırabileceğimiz çok güzel bir bilimsel olay gerçekleşti. Bir insan ilk defa Ay'a adımını attı ve 3 kişilik o mürettebatın arkasında bulunan binlerce insanın emeği olan Apollo 11 misyonu başarıyla tamamlandı. Bir kişi var ki eğer o olmasaydı Apollo 11 görevi tamamıyla başarısız olacak ve Neil Armstrong Ay'a adımını atamayacaktı. Bahsettiğim o kişi bir Türk ve kendisi de Apollo 11 görevinde yer almış bir yazılımcı. Kendisi Profesör Doktor Arsev Eraslan. Sayın Eraslan'dan bahsetmeden önce Apollo 11 görevini ve bu olayı araştırırken bulduğum çok ilginç ve çok gurur verici bir olaya rastladım. Öncelikle onu size aktarmak istiyorum. Daha sonrasında Sayın Eraslan'a döneceğim. Apollo 11 Ay üzerinde 21,5 saatlik bir zaman diliminden sonra başarılı bir şekilde dünyaya iniş yapar. Ve o yıl içerisinde bir dünya turuna çıkmaya karar verirler. Ve şehirleri, ülkeleri gezerek dünya turunu başlatırlar. O dünya turunun en başında yer alan bir ülke vardır. Türkiye ve başkentimiz olan Ankara. Apollo 11 mürettebatı Ankara'ya gelirler. Görkemli bir karşılama töreni, geçitler düzenlenir. Üstü açık arabalarla gezintiler düzenlenir. Ve daha sonra bu araba yönünü Anıtkabir'e doğru çevirir. Apollo 11'in mürettebatı Atatürk'ün huzuruna çıkmaya ve Anıtkabir'e doğru yol alırlar. Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarlar ve mozoleye bir çiçek bırakırlar. Saygı duruşunda bulunurlar ve saygılarını atamıza iletirler. Bu çok gurur verici bir olay. Peki Apollo 11'in Atatürk'ü ziyaret etmesinin sebebi neydi? Şimdi buraya gelmeden önce de Eraslan'dan bahsedeyim. Daha sonra tekrardan konuyu buraya bağlayacağım. 1969 yılı. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan televizyon başında Apollo 11'in Ay'a inişini beklemektedir. Nefesler tutulmuştur ve herkes televizyon başında heyecanla beklemektedir. O sırada spiker şu anonsu geçer. Neil Armstrong'un bilgisayarı bozuldu. Ay'a iniş gerçekleşemeyecek. Dünyada buz gibi bir hava hakim olur. Herkes hayal kırıklığı, hüsran ve üzüntü duymaktadır. Ancak içlerinden birisi var ki çok soğukkanlı ve serinkanlı bir şekilde televizyon başında olayı Apollo 11 görevini izlemektedir. Çevresindekilere şunu der. Hayır, Neil Armstrong Ay'a inişi gerçekleştirecek. Herkes şaşırır tabii, ne olduğunu bilmez. Kendisi aynı kararlılıkla sözlerini devam ettirir. Neil Armstrong yaklaşık 1,5 aydır manuel olarak modülü Ay'a indirme üzerine çalışıyordu. Ben Apollo 11'in yazılımında çalışan bir Türk mühendisim Arsev Eraslan'ım. Hatta Arsev Eraslan bir röportajında yazılımın tamamen kendisine ait olduğu ekibin 3 kişilik bir öğrenci grubundan oluştuğunu söylemektedir. Şöyle diyor, ben hem yazılımı yazarken hem de bir yandan da öğrencilere iş öğretmekteydim. Yani buradan öğrencilerin pek de yazılım bilmediği anlamını çıkartabiliriz. O röportajın, o tweetin linkini de zaten açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani bir Türk yazılımcının fikirleri, emeği, yazmış olduğu program Ay'a iniş yapmıştı. Ve eğer Arsev Eraslan'ın yazmış olduğu re-entry programı, yazılımı olmasaydı o Apollo 11 modülü Ay'a iniş gerçekleştiremeyecekti ve belki de Apollo 11'in içinde bulunan mürettebat dünyaya geri dönüş sağlayamayacaktı. Bu da çok gurur verici bir şey. Keşke o NASA'nın tanımış olduğu imkanlar o zamanlarda ülkemizde de sağlansaydı da o Ay'a ilk ayak basan insanın bir Türk olduğunu görseydik, daha doğrusu bizi göremeyiz tabii ama en azından okusaydık, gururlansaydık. Peki Apollo 11 mürettebatı neden Atatürk'ü ziyaret etti, Anıtkabir'i ziyaret etti? Şimdi ona gelelim. Atatürk genç cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak için
bir takım devrimler, bir takım programlar üretmişti, bir takım atılımlar yapmıştı. Bunlardan birisi de ülkede bulunan genç insanların, genç öğrencilerin, parlak, zeki, ahlaklı olan insanların yurt dışına gönderilip eğitim alıp daha sonra ülkeye dönüp, yurda dönüp fayda sağlamalarını sağlamaktı amacı. Ve bu amaç uğruna 1930'lu yıllarda bir öğrenci yurdumuza geri döner. Kendisi Paris'te eğitim görüp tekrardan Türkiye'ye dönüş yapan Necdet Eraslan. Yani Arsev Eraslan'ın babasıdır kendisi. Kendisi ülkemizin ilk uçak mühendisi olarak Cumhuriyet'e adını yazdırmış olup ülkemizdeki ilk dizel motoru üreten bilim insanıdır. Kendisi su türbinlerinden yapay elektrik üretmiş ve ayrıca TÜBİTAK'ın fikir babası olarak da bilinmektedir. Oğlu Arsev Eraslan, babası Necdet Eraslan'dan etkilenerek uçak maketleri ve bir takım uğraşlar, resimler yapmaktadır. Kendisi babasının izinde, babası da Atatürk'ün izinde ilerleyerek, Çağdaş Cumhuriyet'in izinde ilerleyerek ülkemize faydalar sağlamışlardır. Ve baba oğul dolaylı veya direkt olarak Apollo 11'in ay yüzüne inişini sağlamışlardır. Ve belki de Apollo 11 mürettebatı Arsev Eraslan'ın babasından etkilenerek bir yazılım geliştirdiği ve o yazılımı da Apollo 11'e yükleyerek inişini Ay'a başarılı bir şekilde sağlanması ve oradan da dünyaya geri dönmesini biliyordu. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu büyük bilim adamına emek ettiğini, onları yetiştirmede büyük emek sarf ettiklerini biliyorlardı. Arsev Eraslan'dan öğrenmişlerdi ve bunun için bir saygı duruşu olarak mozoleye çiçek bırakıp saygı duruşunda durmuşlardı. Böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim fikirlerim bu. Çok gurur verici bir olay gerçekten. Söyleyeceklerim bu kadar, anlatacaklarım bu kadar. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.